Merhabalar, hoş geldiniz. Ben de hoş geldim. Epeydir ODTÜ'ye gelmemiştim. ODTÜ benim hayalimdi bir zamanlar. Çünkü benim kolejde okuduğum yıllar, koleji bitiren doğal olarak sanki ODTÜ'ye girerdi. Biz sınıfta 29 kişiydik, 27'si ODTÜ'ye girdi. Biz iki kişi sap gibi kaldık. O iki kişi de tıp fakültesine girdik. Hiç unutmuyorum, tıp fakültesinde çok zorlanmıştım. Bizim koleje pek benzemiyordu. Arada bir kaçar ODTÜ'ye gelirdim buradaki arkadaşlarımı görmeye. Şimdi aradan yıllar geçti. Bugün geldim. Bugün benim doğum günüm. Buradaki arkadaşlarım bunları hatırlamış. Çok teşekkür ediyorum. Bana pastalar kestiler, mumlar yakmışlar filan. Çok güzel, çok hatırlanmak tabii ayrı bir güzel. Burada size anlatmak istediğim, aslında size kader motifini anlatmaya geldim buraya. Güzel bir kavram. Yıllardır çok üzerinde çalıştığım, neredeyse kafayı taktığım bir kavram. Ona geçmeden önce beni o kavrama nasıl bir yolla geldim, size kısaca kendimden söz etmek istiyorum. İşte kolej bitti, ben ODTÜ Dil Tıp Fakültesi'ne girdim. Çünkü ailem benim doktor olmamda kararlıydı. O nedenle çok sen ne istiyorsun filan diye sormadılar bana. Tıp fakültesine neredeyse başladığım yıl radyoda bir yandan da spikerliğe başladım. Bir anonsla gittim. Arkasından işte TRT televizyonu kuruldu. Arkasından işte ben orada spiker, anons spikeri, daha sonra tüm programlarda sunucu filan derken tıp fakültesi orada bitti. Şimdi dönüp bakınca ben de çok şaşıyorum ya, nasıl olmuş? Yani tıp fakültesi gibi bir okul bir yandan da her akşam çalışarak biter miymiş? Bir de üstelik iyi de bir öğrenciydim. Orada filan böyle çalışırdım. Annem akşamları, ben gece yarılarına kadar tabii evde ders çalışıyorum, vakit kalmamış ki. Böyle ben çalışırken üzülürdü, bir kahve yapar gelirdi yanıma. Hadi gel bir kahve içelim seninle, hem de şu kapat da falına bakayım derdi. Aman ne kadar hoşuma giderdi, hemen kapatırdım. İşte sonra açardı, sen boş yere çalışma canım, şahane, sen işte en az 8 alacaksın, her şey güzel filan, beni doldurur doldurur, böyle moralim harika olur. Hakikaten de onun dediği notları da almayı bir şekilde başarırdım. Şimdi buradan şuraya gelmek istiyorum, fal. Hani bütün insanlar bu fal işine çok meraklıdır. Falda ne ararız arkadaşlar? Ya acaba yani önümüzdeki günler, gelecekte benim başıma neler gelecek, nasıl bir hayatım olacak, işte hep bitmez tükenmez hayallerimiz var. Bu hayalleri hayata geçirebilecek miyim, işte öyle olacak mı, sevgilim işte beni arayacak mı, sınavı geçebilecek miyim filan, böyle hepimizin hayalleri var. Ben psikiyatriye başladığım zaman, şimdi gelirken parmak hesabı yaptım. Tam 47 yıl çıktı. Şimdi siz de parmak hesabıyla benim kaç yaşında olduğumu aşağı yukarı bulacaksınız. 47 yıldır psikiyatriyle haşır neşir olmak çok değişik bir yol açıyor insanın önüne. Bir de ben mesleği çok severek yapanlardan biriyim. Her ne kadar ben seçmedimse de hayat benim adıma beni bu mesleğe getirdi. Ay diyorum ya, çok şükür, ne kadar doğru bir yere getirmiş beni. Çünkü insanın sevdiği işi yaparak yaşaması çok güzel bir şey. Ben şimdi bu çok genç yaşımda, madem doğum günüm, hala bu mesleği yapmaktan büyük bir haz alıyorum. Çünkü bu meslek beni çok değişik kesimlerden gelen çok değişik insanlarla bir araya getirdi. O insanlarla her ben görüşme odalarıma hep mabet adını veririm.
Mabet yani ibadet edilen yer, ben çalışmak, hele ki insana hizmet etmeyi de ibadet gibi görenlerden biriyim. O görüşme odasında Allah nerelere gider geliriz ve bana insanlar ne pencereler açtılar, hayatın benim hiç bilmediğim ne yüzlerini gösterdiler filan. Biz o bazen çok karanlık, çok acı dolu filan, bazen çok hoş da yollarda gezerken insanların zihinlerinin içindeki o dehlizlerde gezerken, sanki bir matematik orada var ya da yok. Yani arada bir bana yüzünü gösteriyor, arada bir kaçıyor. Derken ben peşine düştüm, ne bu? Çünkü psikiyatri biliyorsunuz, insanların geçmişini öğrenmeyi çok sever. Karikatürlerde bile derler ya, anlat bakalım bana çocukluğunu diye. Çünkü bir insanın nereden geldiğini ve onu tüm detaylarıyla, özellikleriyle bir psikiyatrist bilebilir, görebilirse ancak o zaman onu tanır ve ona uygun şeyleri söyleyebilir. Zaten bir psikiyatrist ve hasta arasında hani psikoterapi dediğimiz olay gerçekleşirken çok sıkı, çok yakın, çok sıcak bir dostluk, bir sırdaşlık da gelişir. İşte ben orada bir matematik bir şey var ama ne filan, son yıllarımı tamamen bu adına kader motifi taktığım kavram üzerinde çalışmayla geçirdim. Akşama kadar böyle çok insanı dinliyorum. Bundan 15-16 yıl önce de yazmaya başladım kitapları. O kitapları yazarken iki ana amacım vardı. Birincisi, insan bu çok değişik insanlarla çok yakın ilişki içinde vakit geçirirse hayatın çok farklı yüzlerini görebiliyor. Dedim ki ben madem bu kadar değişik şeyleri bana insanlar öğretti, ben de bunları yazayım ki başka insanlar da bunu öğrensinler. İki, o üzerinde çalıştığım kader motiflerini bu kitaplarda bulsunlar. Yani okurken kitabın bir yerinde kendiyle karşılaşabilsin. Çünkü ben hastalarımı dinlerken onların anlattığı hikayelerin hemen her birinde bir yerlerde hep kendimle karşılaşmışımdır. Ha, ben kendimle karşılaşabiliyorsam, işte ben de bunu kendi duygularımı da katarak yazarsam başkası da kendini orada görebilir diye başladım yazmaya. Şimdi aradan 15-16 yıl geçti ve şimdi görüyorum ki yavaş yavaş benim kitaplarımı tanımaya başladı insanlar. Evet, kendilerini bulmaya başlamışlar. Bana böyle mesajlar yağıyor, mektuplar geliyor. Müthiş bir şey bu. Tabii böylece ben de bir yandan ilerliyorum bu kader motifi. Yani bugünden geleceğe nasıl bakabiliriz? Şimdi kader motifini çok kısa, aslında bu kavramı çok kısa anlatmak çok zor. Ama ben en net haliyle sizlere bunu anlatmaya çalışacağım. En net haliyle kader motifi şu. Bir bebek dünyaya geldiği zaman biliyorsunuz yani sıfır bir şekilde dünyaya geliyor, bomboş. Bir tek şeyi biliyor, yardım istemeyi, ağlamayı biliyor. Çünkü onun beyninde bir takım, biz boş diyoruz ama bizim zannettiğimiz kadar da boş gelmiyoruz dünyaya, bir takım kodları var, içgüdüler dediğimiz kodlarla kodlanıp gönderiyor. Yaratan veya doğa. Ne diyor o içgüdüler? Şunları diyorlar. Bir kere diyor ki ölme, ölmeyeceksin. Ölmemek, hayatta kalabilmek için elinden ne gelirse yapacaksın. Onu becerdinse daha sonra da işte şunları isteyeceksin. Şimdi bir saymaya başlayacağım, siz de şaşacaksınız. Hiç şaşmayın, biz böyleyiz zaten. İşte bütün dünya seni sevsin, herkes seni tanısın, herkes sana saygı, itibar göstersin. Her şeyin en iyisi senin olsun, senin canını isterse her şeyi bu dünya sana versin. Vermedi mi vur, kır, öldür, ortalığı dağıt. İşte bütün cinsel isteklerine cevap versin. Yani o kadar bencil kodlarımız var ki dünyaya geldiğimizde.
Şimdi kader motifinin birinci ayağı işte bu insanın içinde bizi kodlayarak, içimizde taşıyarak geldiğimiz bir tarafta bu istekler duruyor. Şimdi dünyaya geldik ama bundan başka bir şey bilmiyoruz. Orada zavallı bir bebek kenarda bir tek ağlamayı biliyor. Şimdi o bebeğin iki önemli duygusu var. Biri korku, biri huzur. Korku ne? Ona tehlike yaratan her şeye ağlayarak tepki verecek ve yardım isteyecek. Eğer kendini tehlikede istiyorsa bebek, hissediyorsa bebek hep ağlayacak. Eğer tehlike yoksa çok huzur bulacak. Bunu kim temin eder? Anne ya da anne yerine geçen kişi. Eğer bu çocuğa hayat yeteri kadar iyi bakıyor, onu hiç korkutmuyor, onun bütün ihtiyaçlarını önceden görüp yerine getiriyorsa, çocukta bu korku duygusu pek de olmayacak, hep huzurla geçecek. Ama tersi ise, evde ortalık birbirine giriyor, 40 tane çocuk var zaten, ailenin çocuktan başka 1000 tane işi var. Hani o da işte bir şekilde büyürse büyüyecek, büyümezse Allah kerim bir tane daha verir Allah inşallah. Böyle bir durumda da büyüyebilir. O zaman nasıl olacak? Hep korku duygusuyla yaşayacak. Şimdi bazen mesela kendinizi çok kaba bir ayırım, şöyle ayırabiliriz. Bazı insanlar sanki doğuştan huzurludur. İşte hayatın sorunu biter mi? Bitmez. Ama o kadar olumlu bakar ki, aman nasıl olsa yani çok şükür şimdiye kadar idare ettik, bu da bir şekilde geçer der, bir tevekkül içinde gamsız ve huzurlu olarak yaşamaya devam eder. Bazıları da bana gelir der ki, hocam benim her şeyim var, benim mutlu olmamak için hiçbir eksiğim yok ama ben yine de huzursuzum, her an başıma bir şey mi gelecek, Allah'ım şu mu olacak, bu mu olacak, telefon çalacak da kötü bir haber mi geleceğim? Bakın, kader motifinin ayak seslerini duymaya başladınız herhalde, değil mi? Orada yazılmaya başlıyor. Şimdi bebeğin içinde sürekli kayıt yapan bir bilgisayar var ama bu o kadar gelişmiş bir bilgisayar ki biz de zannediyoruz ki orada yatan bebek bir şeyden anlamaz. Yani yanında her şeyi konuşabiliriz, yapabiliriz. Halbuki o öyle bir kayıt cihazına sahip ki yaşanan o evde, o ev neresi? Hani doğduğun ev kaderindir diye de bir dizi var ya, şu anda benim yazdığım kitaptan uyarlanan. Evet, o ev bizim kaderimizi yazıyor. Çünkü o evin dünyası o bilgisayar için hayatı temsil ediyor. Oraya bakarak diyor ki, benim isteklerim bunlar. Dünya kim? Dünyada bu işte. Ve onları süratle kaydediyor ve içindeki duyguları da en iyi kaydediyor. Duygulara şöyle bir renk verecek olursak, İşte efendim beyazdan siyaha kadar götürelim, bütün renkler, işte en güzel duygular kırmızı olsun, işte kötüler siyah olsun filan, o bir şeyin içine depolamaya başlıyor. Mesela ben kader motifinin rengini böyle tayin ediyorum. Diyorum ki yaşadığımız evde bizim içimizdeki bilgisayarın kaydettiği o duyguları şöyle bir çalkalayınca ortaya hangi renk çıkarsa, kader motifinizin rengi işte budur. Ve çocuğun tepkilerine dış dünyadan bir cevap geliyor. Yani çocuk bağırıyor, ağlıyor, karnım aç, altım pis, işte ben karnım ağrıyor, iyi değilim filan. Hepsini tek bir tepkiyle verebiliyor. Etraftan ses yok. Veya aman sen ağlama, ben hep buradayım diyen bir anne. Şimdi buna göre dünya hakkında bir fikir sahibi oluyor o bilgisayar. Ve sonuç olarak bilgisayarın amacı ne? Kendini, yani orada bir sistem kurulu, sistem kendini yaratmaya çalışıyor. Bunu yaratmak için veriye ihtiyacı var. Bu taraftaki veriler elde zaten. Diğerleri dünyadan ve dünyaya verdiği tepkilerden diğer verileri de kaydediyor. Ben bunlarla bunu nasıl uyuşturabilirim acaba diye bir şablon oluşturmaya gayret ediyor orada.
İşte bilgisayarın o sistemi yaratırken, yarattığı ne? Bizim kişiliğimiz. O sistemi yaratırken ortaya çıkan ilk çekirdek şablon neyse bizim kader motifimiz odur. Çünkü o çekirdek, ben de ona özellikle motif diyorum, sürekli kendini tekrar ederek, bu bir yazılım çünkü, bir şeye yazılım yaptığınız zaman onu değiştirmezseniz yazılım başka bir şey veriyor mu size? Vermiyor. Ve böylece o ilk yazılım bir kader motifi olarak sizin bugününüzü, dününüzü ve geleceğinizi yazmış oluyor. Böylece çocukken aldığınız yaraların sizi götürdüğü yere gidiyorsunuz. Ya da başka bir cümlem daha vardır benim. Bizler çocukluk acılarımızı bize yeniden yaşatacak kişileri gözünden tanır ve gider, başkasına değil ona aşık oluruz. Niye? Çok acı vardı yani, biz çok acılarla büyüdük, ben niye yine oraya gidiyorum? Sistem öbürünü tanımıyor. Onun tanıdığı acı, onun tanıdığı şiddet, onun tanıdığı hor görülmek. Böylece seçimi her zaman o tanıdığı şeyler üzerinden yapıyor ve böylece kaderimiz yazılmış oluyor. Ben son olarak dünya, insanlık bugün geldiği yeri düşünecek olursak, ilk insan ne yapıyorsa bir anlamda işte bir farkımız yok. Güya bu kadar gelişen bir dünyadayız. Hala savaşıyoruz. Hala bitmez, tükenmez savaş var. Hala şiddet tüm dünyada kol geziyor. Şimdi bu üstelik bu motif nesilden nesile de geçmeye devam eden bir şey. Yani birisi eşini öldürüyorsa sokak ortasında. O adamın motifi nerede yazıldı? O evde. Kim yazdı? En çok yaralayanlar, en çok yaralı olanlardır. O zaman bütün bir nesil zaten bu şiddet zincirinin devamı olarak gelmiş. O nedenle bu motifi hep birlikte tanımaya çalışalım ki hem bizim kaderimiz hem de çocuklarımızın kaderi güzel olsun. Teşekkür ederim beni dinlediğiniz için.